Herkese merhaba, ben diyetisyen Aybike. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Biliyorsunuz ki her Salı ve Cuma sizlerle güzel konular hakkında konuşuyoruz. E, bugün de yaz mevsiminin kilo vermeye etkisi e, bu konuyla ilgili sizinle biraz daha konuşacağız. E, bu arada gelen birçok katılımcımız olmuş. Geri sayım yaparken hemen bakıyorum şöyle: Seda Hanım, Kevser Hanım, Halime Hanım, Elif Hanım, Özlem Hanım. Ali Hanım, eee Eos Store Nagist aramıza katılmış. Hepiniz hoş geldiniz. Sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Canlı yayınımız aynı zamanda hem Facebook, kalıcı zeytleyenler, hem Instagram, hem YouTube hem de Feedback TV Facebook hesabımız üzerinden gerçekleştiriyor. Tüm kaynaklar üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de her birinden e, ara sıra girip bakarak sorularınızı kontrol edeceğim. Öncelikle biraz size yaz mevsiminde zayıflama ve kilo verme ile ilgili bilgi vereceğim. Daha sonra başarı hikayeleri, diyet tarifler, kampanyalar şeklinde canlı yayınımızı geçirmeyi planlıyorum. Bu arada Refik Başaran ve Aysel Hanım da gelmiş. Adil Emir katılmış aramıza. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz ki yaz mevsimi metabolizmanın hızlandığı, vücutta terlemenin atıldığı, daha çok aktif olduğumuz, dışarıda daha çok zaman geçirdiğimiz bir dönem. Dolayısıyla yaz mevsiminde kilo vermek kışa göre çok daha kolay aslında. Yazın sıcaklara bağlı çok işte iştahsızlık problemi görülebiliyor. Daha çok sıvı ağırlıklı, daha hafif zeytinyağlı yemekler ağırlıklı besleniyorsunuz. Dolayısıyla hem dışarıda daha fazla vakit geçirip hem daha aktif olduğunuz için de o hareketsiz, sürekli yemek yeme halinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu anlamda yaz mevsimimiz zayıflamak için bize gerçekten önemli bir dönemde. Ayrıca e, yaz mevsimi sizin motivasyon anlamında da hem ince kıyafetler, hem denize girme, hem düğünler, doğum günleri gibi sosyal aktiviteler sayesinde de e, diyet programına daha sıkı bağlı kalmanızı sağlıyor. Kışın belki daha çok evdesiniz, hareketsizsiniz ya da kapalı kıyafetler giyiyorsunuz diye kilo vermeye motive olamıyor olabilirsiniz. Ama yaz döneminde bunun tam tersi oluyor. Dolayısıyla sizin kilo vermeniz için gerçekten güzel bir süreç yaz dönemi. Şöyle hemen sorular var mı diye bakayım. Ee, Nuray Hanım katılmış. Marinela Hanım. Marinela Hanım siz de hoş geldiniz. Nahide Hanım gelmiş aramıza. Nahide Hanım sizler de hoş geldiniz. Evet, yine bir diğer önemli olan faktör de düzenli uyku. Biliyorsunuz ki bizim uykuda salınan melatonin adı verdiğimiz hormonlar var. Girelin hormonu gibi açlık toplu hormonlarımız var. Bu hormonlar da sizin e, iştah durumunuzu, yeme isteğinizi etkileyebiliyor. Yaz döneminde mümkün olduğunca yine e, yatmadan 2 ya da 3 saat öncesine kadar son öğününüzü tüketmiş olmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Biraz da şöyle Facebook'a bakalım. Hep e, bilgilere daha sonrasında devam edeceğim çünkü aralarda bazen sorular da gelebiliyor. Koray Hanım, e, Koray Hazal Hanım katılmış aramıza pardon. Aslı Hanım katılmış. Sizler de hoş geldiniz. Evet Facebook'tan özellikle takip eden kullanıcılarımız olursa onlar da sorabilirler sorularını. Bunun dışında kış mevsimi genellikle güneş ışınlarından çok iyi faydalanamadığımız, havaların soğuk olduğu bir dönem olduğu için daha çok depresif geçirdiğimiz bir süreç oluyor. Ve bu da depresif süreçte sizin daha çok karbonhidrat alımına teşvik ediyor. Yani tatlı ihtiyacı, daha fazla ekmek yeme ihtiyacını... Kış döneminde daha fazla yaşıyorsunuz ama yazın dondurma olsun, limonatalar olsun, soğuk sıvı içecekler olsun sizin bu ihtiyacınızı önlüyor. Dolayısıyla yaz mevsiminde bu soğuk zeytinyağlı yemekler, Akdeniz mutfağı dediğimiz bu tarz hafif yiyecekler ve bol soğuk sıvı tüketimi sizin kilo almanızı da engellemiş oluyor. Aşırı karbonhidrat tüketiminizi, aşırı yeme isteğinizi de engellemiş oluyor. Ama tabii ki e, bol sıvı tüketimi derken de evinizde hazırladığınız limonatalar, soğuk kompostolar, hoşaflar, cacıklar olabilir. Ama e, aşırı şekerli, gazlı içecekleri tabii ki de yaz döneminde de, kış döneminde de tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. E, merhaba, büyük bir merakla bekliyorum programınızı teşekkür ederiz Azal Hanım. Hanım gelmiş bu arada. Şafak Karakaş, Eşref Hanım, Polat Yeniçeri. Sizler de hoş geldiniz. Ee, evet, yaz mevsiminde kilo var mı? Genel olarak bu şekilde. Aslında kıştan farklı olarak dediğim gibi güneş ışınları, daha aktif olmak, daha fazla sıvı tüketmek, sıcaklara bağlı olarak iştah kaybı ve terleme yaşanması, sizin e, kilo vermenizi bu dönemde arttıran etkenler arasında. Dolayısıyla hazır karantina yavaş yavaş kalkıyorken, e, kış mevsiminden arınmışken bu yaz dönemini kilo verme anlamında çok güzel değerlendirebilirsiniz. Ümmühan Hanım gelmiş. Ümmühan Kalın Sazlıoğlu. Ümmühan Hanım hoş geldiniz. Bizim e, eski kullanıcılarımızdan Hilal Hanım, Hatice Hanım. Evet yeni gelenler oluyor bu arada. Yazın kilo verme genel olarak bu şekilde. Şimdi size birkaç tane de tarif göstereceğiz. Yaz döneminde de hazırlayabileceğiniz smoothie tarifleri olacak. Daha sonra isterseniz dondurma tarifleri de paylaşabiliriz önümüzdeki haftalarda. Bu tarz hafif beslenmek genellikle yaz döneminde sizin kilo kontrolünüzü sağlamada etkili oluyor. Evet. Şimdi sizin en çok beğendiğiniz kısımlardan biri tarifler. Daha sonra başarı hikayeleri ve kampanyalar şeklinde devam edeceğiz. İlk tarifimizi ben sizinle paylaşacağım. Bu fitbekte hazırlayabileceğiniz, içerisine buzlu atarak tüketebileceğiniz proteinli bir smoothie tarifi olacak. Ekranda malzemeler sizinle paylaşılacak. Ben de buradan tekrardan kısaca söyleyeyim. Şöyle Birinci tarifi açalım. Evet, e, birinci tarifte sanırım başladı. Bir su bardağı kadar yarım yağlı süt kullanmıştım. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar şekersiz fıstık ezmesi, e, bir orta boy kadar muz kullandım ve yarım pakette çikolatalı feedback. İsterseniz muzlu, vanilyalı, çilekli olarak da kullanabilirsiniz. Bunların tamamını blender'dan geçiriyoruz. Pürüzsüz bir hale gelecek kadar ve smoothie bardağımızın içerisine alıyoruz. İsterseniz buz ekleyebilirsiniz. E, bu şekilde bir bardağı yaklaşık 192 kalori yapıyor. Muz yerine isterseniz çilek olabilir, ananas olabilir, farklı bir meyve de katabilirsiniz. Meyve, süt, fitbek ve e, buz şeklinde hazırlayabileceğiniz tüm tarifler gerçekten çok lezzetli olacaktır. Evet, ilk tarifimiz bu şekildeydi. Tekrardan sizinle paylaşılıyor. Tekrarlandı. Evet, şimdi ikinci tarifi de sizlere gösterelim. İkinci tarifimizde evinizde yine hazırlayabileceğiniz bol sebzeli bir omlet tarifi olacak. Bu omletin içerisinde değişik malzemelerden biri olarak yulaf bulunuyor. Yulaf kullanarak hazırlamıştım bunu. E, malzemelerimize bakacak olursak iki tane yumurta, e, bir yemek kaşığı kadar süt kullandım, bir çay kaşığı kadar tuz, bir adet kırmızı biber... 4-5 dal kadar maydanoz kullandım. Bunların tamamını biraz çırpıyoruz. Daha sonrasında ise tavamıza aldığımız yulafları biraz pişiriyoruz. Yulafı biliyorsunuz çiğ olarak da yiyebilirsiniz pişirerek de e, ben bu tarifte pişirmiştim ve e, baharatlarımdan kırmızı toz biberi eklemiştim. E, en son yulaflar piştikten sonra biraz zeytinyağı ve üzerine e, bu yumurta karışımını ekledim ve normal omletimin pişmesini bir yaklaşık 5 dakika kadar beklemiş oldum. E, bol sebzeli, yulaf sayesinde tok tutan, e, görünümü kadar tadı da güzel bir tarif oldu. Bunun da, yaklaşık bu şekilde iki yumurtadan yapılmış bir porsiyonu 250 kalori ediyor. Evet, Fatma Hanım, Aynur Hanım, Sacide Hanım katılmış. Sizler de hoş geldiniz. Evet, ikinci tarifimiz tekrarlanıyor. Malzemeleri tekrardan bakmak isterseniz. Kırmızı biber, maydanoz, yumurta, yulaf. Kırmızı toz biber, tuz gibi baharatlar kullandım bu tarifte. Evet, tariflerimiz bu şekildeydi. Meliha Hanım gelmiş bu arada. Meliha Hanım, siz de hoş geldiniz aramıza. Yaz mevsiminde kilo verme ya da hastalıklar, zayıflama ile ilgili sorularınız varsa mutlaka bekliyorum. Evet. Facebook'u da yenileyeyim soru var mı diye. Ee, şimdi isterseniz başarı hikayelerine geçelim. Başarı hikayeleri sizin motivasyonunuzu artırmak için kullanıcılarımızın deneyimlerini paylaştığımız hikayelerden oluşuyor. Yıllardır feedback kullanmış ve uzun zamandır da kilosunu koruyan kişilerden oluşuyor bu. Başarı hikayelerinin ilk sırasında Tuğçe Hanım gelecek. Tuğçe Hanım yaklaşık 2 ayda 16 kilo veren bir kullanıcımız. Biliyorsunuz ki kilo verme oranları ve hızı her kişi de farklılık gösterebilir. Yaşa, metabolizma hızına, hormonal durumlara, tükettiği besinlere, yaşam tarzına göre herkes de kilo verim oranları farklılık gösterebilir. Ee, ama genel olarak 2 ayda 16 kilo dediğimiz sonuç ayda 8 kiloya denk gelmiş oluyor ve e, ayda 8 kiloda haftada 2 kilo. Gayet güzel ve sağlıklı bir oran bizim için. Evet e, daha sonra ikinci sırada ise gül Yıldız Hanım geliyor. Günlüger Hanım da yine Fitbek kullanarak kilo vermiş kullanıcılarımızdan. Yaklaşık 2 ayda 11 kilo verdi kendisi de. Bu da aylık olarak 5,5 kilo gibi bir rakama denk geliyor. Gayet güzel ve sağlıklı bir oran. Günlüger Hanım'ı da tekrardan tebrik ediyorum başarısından dolayı. Gördüğünüz gibi 2 ayda 16 kilo veren de kullanıcımız var. 11 kilo veren de bu tamamen yaş, metabolizma hızı, hormonal durumlar, vücuttaki yağ oranı, kas oranı, egzersiz miktarı, yaşam tarzınızla ilgili durumlar arasında. Evet, üçüncü başarı hikayesi de Kardelen Hanım'dan geliyor. Kardelen Hanım 3 ayda 13 kilo veren bir kullanıcımız. Ee, gördüğünüz gibi burada rakam değişti. Yani 2 ayda 16 ve 11 kilo iken Kardelen Hanım da 3 ayda 13 kilo veren bir kullanıcımız. Ayda 4 44,5 kiloya denk geliyor. Gayet güzel bir oran. İstikrarlı gitmiş bir oran. Dolayısıyla Kardelen Hanım'ı da başarısından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi bu başarı hikayelerini siz de çok rahat bir şekilde kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendiniz bir başarı hikayesi olabilirsiniz. Hiç zor değil. Herkes birbirinden görerek, motivasyon kazanarak bu diyet programlarına başlıyor. Dolayısıyla belki buradan anlattığım bu başarı hikayesi de sizin daha motive bir şekilde başlamanıza yardımcı olacaktır. Evet, Nahide Hanım gelmiş aramıza. Bu arada e, bu başarı hikayelerini size motivasyon olması açısından paylaşıyoruz dediğim gibi. Facebook Kalıcı Zayıflayanlar grubumuza katıldığınızda grupta kullanıcıların yorum, e, görüş ve tecrübelerini takip edebilirsiniz. E, Kullanıcılar kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. İsterseniz onlara mesaj atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Grup bu anlamda gerçekten size çok büyük fayda sağlıyor. Evet, Nahide Hanım, Elma Hanım katılmış. Günar Işıkan gelmiş aramıza. Sizler de hoş geldiniz. Evet, e, Gülay Hanım gelmiş sanırım. Sizler de hoş geldiniz. Başarı hikayelerimiz de bu şekildeydi. Şimdi sizlere kampanyalar ve ürünler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki canlı yayına özel kampanyalarımız oluyor. E, özellikle Feedback Powder da geçerli. Şurada görmüş olduğunuz. Powder ürünümüz de geçerli. Bir artı bir kampanyamız var e, canlı yayına özel. Ve toplamda iki kutu aldığınızda 129 TL'ye denk gelmiş oluyor. Bir kutu 460 gram toplam 17 öğün içeriyor. İki kutuyla 34 öğün almış oluyorsunuz ve 17 gün boyunca diyet programı uygulayabiliyorsunuz. Bu canlı yayına özel bir kampanyamız. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi anne seti, arkadaş seti, tanışma seti, detoks seti gibi birçok set kampanyamız var. Keto ürünümüzü merak edenler için çilek ve çikolata olarak iki tane aroması bulunuyor. Bir kutusu toplamda 10 öğünlük kullanıma denk geliyor. İki kutu aldığınızda da 20 öğün şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz aynı zamanda yaz kampanyası da başladı. Yaz kampanyasında bir kutu keto alıyorsunuz, bir kutu feedback powder, bir adet şurada görmüş olduğunuz e, fitback t'den alıyorsunuz. Yanında 15 öğün kutulardan bir tane. Karıştırıcı bardak ve french press ile birlikte 349 TL'ye denk geliyor. Yani toplamda bir kutu powder, bir kutu keto, bir tane çay gönderiyoruz. E, 15 ürünlüklerden bir kutu daha alıyorsunuz. Ve hem şeker hem de french press kazanmış oluyorsunuz. 349 TL'ye tüm ürünleri deneyebileceğiniz bir tanışma seti aslında. Evet, Feride Hanım gelmiş bu arada. Hatice Hanım, İlknur Hanım. Sizler de hoş geldiniz aramıza. Facebook'u takip edelim bu arada. İyi yayınlar demiş Canan Hanım. Teşekkür ederim Canan Hanım. Bu sefer kaçırmadım mesajınızı. Genelde Instagram'a bakarken Facebook'u bazen sonradan görüyorum. Ee, şimdi erkenden görmüş oldum Canan Hanım'ın mesajını da. Evet e, burada onun dışında görmüş olduğunuz gibi feedback mix kutusu var. Mix kutunun içerisinde e, 16 öğün bulunuyor. 4 muz, 4 vanilya, 4 çilek ve 4 çikolata olmak üzere tüm aromaları deneyebileceğiniz bir deneme paketi aslında. Onun dışında e, stevia görüyorsunuz. Stevia da küçük kutuda bulunan bitkisel ve doğal tatlandırıcı. Çayınıza, kahvenize, şeker yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şeker otundan elde ediliyor. Doğal ve bitkisel. 69 TL onun da ücreti. E, anne setinde feedback reform bulunuyor. Emziren anneler için olan ürünümüz. E, içerisinde i̇çerisinde bağışıklığı güçlendirici bileşenler de bulunuyor. Fitback Tea zaten genellikle canlı yayınlarda size anlatıyoruz, hediye olarak da gönderiyoruz. İçerisinde yeşil çay, mate, maça, mentollü nane bulunuyor. E, toplamda 30 ürün var. E, öğün aralarında içtiğinizde hem yağ yakımını desteklemeye hem metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Evet, Fitback tea de tek başına 39 TL. Set halinde aldığınızda yaz kampanyasını 349 TL'ye denk gelmiş oluyor. Evet, e, Sibel Hanım gelmiş, Atlı T gelmiş aramıza. Sizler de hoş geldiniz bu arada. Soru var mı diye şöyle bir hemen kalıcı Zayıflayanlar grubuna bakalım. Kilo verme hedefleriniz neler? Kaç kilo vermek istiyorsunuz? Ne kadarlık bir paket istiyorsunuz? Bunları bize yazabilirsiniz. Instagram üzerinden feedback.tr'ye mesaj gönderebilirsiniz. E, WhatsApp destek hattımızın numarası paylaşıldı 0541 348 0348. E, buradan Burcu Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Burcu Hanım size sipariş ürün hakkında bilgi konusunda yardımcı olacaktır daha sonrasında da ürününüz elinize ulaştığında kullanımla ilgili diyetisyen WhatsApp destek hattından bana ulaşıyorsunuz. Hedef planınıza ulaşana kadar sizinle iletişimimizi, irtibatımızı koparmadan ilerlemiş oluyoruz. benim WhatsApp numaramda 0542 348 0348 şeklinde. Evet. Onun dışında Kalıcı Zayıflayanlar grup linkimiz zaten paylaşıldı. Daha detaylı bilgi almak isterseniz, kampanyaları takip etmek isterseniz de e, Facebook'un arama bölümüne Kalıcı Zayıflayanlar yazıp gruba katılma isteği göndermeniz yeterli. Grup kapalı, yetkililer sizi onaylayınca gruba katılmış oluyorsunuz. Yukarıda linkini de sizinle paylaştık. Evet. Önümüzdeki hafta artık Haziran ayına giriş yapıyoruz. Eğer kısıtlamalar da kalkarsa sizinle yaz döneminde beslenme, yine güzel tarifler, e, bunlarla ilgili konuşabiliriz. Ya da e, farklı istediğiniz bir konu varsa da ben grupta anket açıyorum. E, siz orada istediğiniz konuyu öneri olarak da ekleyebiliyorsunuz. E, önümüzdeki hafta dediğim gibi Salı günü saat 2'de tekrardan sizinle görüşeceğiz. Farklı konular hakkında ...konuşmaya devam edeceğiz. Ayın 1'i olmuş oluyor. 1 Haziran, Salı günü. Evet. Bakalım başka soru var mı diye. Yayın bittikten sonra... ...bir artı bir folder'dan faydalanmak isterseniz... E, ...WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Oradan Burcu Hanım sizinle iletişime geçecek. Soru gelmiş. Merhaba hocam. Kısıtlamalarımız kalkıyor çok şükür. Kilo verimi durduğunda ne yapmalıyız demiş Zeynep Hanım. Kilo verimi durduğunda metabolizmanızı hızlandırmak için özellikle yaz, yaz mevsimi de geliyor. haftada 2-3 gün gibi detoks yapabilirsiniz. Ya da diyet dönemine geçtiğinizde besin çeşitliliği sağlayabilir. Öğünlerinizin yerlerini değiştirebilirsiniz. Sürekli tek tip beslenmek, aynı saatlerde aynı öğünle aynı şeyleri yemek metabolizmanızı yavaşlatabilir ve kilo veriminizi duraklatabilir. O yüzden mümkün olduğunca vücudunuzu şaşırtarak, çeşitlilik sağlayarak ilerlemeniz lazım. Bol sıvı beslenmeniz gerekiyor. Sadece detoks... Sadece detoks yapabilirsiniz ama çok, çok uzun süre aralıksız detoks yaparsanız bu sizin metabolizmanızı yavaşlatabilir. O yüzden e, haftada 2-3 gün detoks, 4-5 gün diyet gibi ben daha çok tavsiye ediyorum. Detoks saatlerini değiştirebilirsiniz ama dediğim gibi e, kısa sürelerle detoks diyet, detoks diyet gibi ilerlerseniz bence daha güzel sonuçlar alabiliriz. Günde 3 litreden fazla su içiyorum. Çok güzel. 3-3,5 litre kadar su tüketimi yeterli. 4 litreyi çok bulmasın. Çok fazla su içmek de böbreklerinizin yorulmasına neden olabilir. Evet. Dinlediğiniz, katıldığınız, sorular sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu canlı yayınımız şimdilik bu şekilde sona erecek. Farklı yayınlarda sorularınız olursa mutlaka bekliyorum. Salı günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.